Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni yılın ilk videosundan hepinize merhabalar diliyorum. Arkadaşlar bugün ilk şokumuzu yaşayalım. Yani yeni yıla oyun anlamında iyi girmedik. Çünkü Konami'nin yaptığı şeye bakar mısınız abi? Bize verdiği ödüle bakar mısınız? Yetenek avcısı verdi. 5 yıldızı yetenek avcısı vermişti. Abi ben bunu ne yapayım şimdi? Şimdi ben bu yetenek avcısını kullanmam için bir de benim 5 yıldızlı herhangi, mesela Messi almak istiyorsan 5 yıldızlı Arjantin'e ihtiyacım var. Bu da GP ile alınabilecek bir şey. Gerçekten hayal kırıklığına uğramış durumdayız. Eminim ki hepiniz öylesinizdir. Yeni yıl için temennimi söyleyeyim. Umarım ilk başta sağlık dolu, sonra huzurunuzun yerinde olduğu, istediğiniz şeylerin gerçekleştiği, başarınızın çok fazla olduğu bir yıl olur arkadaşlar. 2020'den beklentim bu. Umarım dediğim gibi beklentilerinizi karşılayacak olan bir yıl olur. Şimdiden hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dilediğimi ifade edeyim. Şimdi arkadaşlar şu ödüllerimizi bir alalım abi. Şu Festive Sezon Camping'deki ödülü gördüğünüz zaman arkadaşlar çıldırıyorum gerçekten. Yani bize bunu layık gördüğü için Konami'ye de çok teşekkür ederiz. Gerçekten onu da vermemiş olsaydın yani daha iyi olurdu. Şimdi yetenek avcısına girdiğiniz zaman arkadaşlar 5 yıldızla oyuncuya bahsettiniz ya. Mesela şuradan yok edeceği mevcut oyunculara baktığınız zaman hangi tür oyuncular var? Bakın burada oyuncu yok. Defansif tarz önde baskı yapan oyunculara baktığınız zaman burada karşınıza kaç tane oyuncu geliyor? 12 tane oyuncu geliyor. Bunlardan bir tanesinin de altın olma ihtimali çok çok yüksek. Yani altın dedim. Beyaz top olma ihtimali çok çok yüksek. Hadi bunu yapmadık. Bakın Latin Amerika çıkmıyor bile. Ondan sonrası ise pek bir işe yaramayan şeyler. Peki burada mevcut oyuncularda kim var? İşte Messi, Griezmann, Suarez, Pique vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar 5 yıldızlı bir tane mesela Uruguay. Suarez almak için 5 yıldızlı Uruguay squad'ına ihtiyacınız var. Fransa almak istiyorsanız tek Fransa tek başına yetmiyor. Çünkü 3 tane daha Fransız oyuncu var. Burada Dembele var, Umtiti var, Lenglet var. Griezmann var. Yani Griezmann almak için de bir de SFS olması lazım. Yani bildiğiniz gibi arkadaşlar çok da kolay işler değil bunlar. Ne olacağını hep birlikte bakacağız. Şimdilik arkadaşlar biz ne yapalım? Bir etkinliği falan mı oynasak, ne yapsak ya? Etkinlik moduna gidelim. Etkinlik modunda şu Seri A Team Challenge'dan zaten kadrom çok iyi olmadığı için şuradaki ilk turnuvadaki ilk maçımızı oynayalım. Ronaldo'yu kullanacağız. Bakalım Ronaldo'yu nasıl bir şekilde kullanacağız. Yeni yıla gerçekten bildiğiniz şokla uyanmış olduk. Çok kötü bir ödül. Bu ödülü vermeseydi gerçekten bence daha iyiydi. O yüzden arkadaşlar şimdi biz güzelce bir maçımızı yapalım. Ondan sonra ise yeni yılın nasıl şekilleneceğini hep birlikte bakalım arkadaşlar. Kararlarımızı kendimize verelim açıkçası. Şimdi bakalım. Şöyle ses verirsek. Yer finallerde ilk maçımız Torino'ya karşı. Top açılımlarını falan dün yapmıştık ama gerçekten gene bir şoka uğramış idik. Dybala'm var. İleri hatta Ronaldo'm var, iş yapabilecek. Defansta ise Şikrinlara emanet ettik. Ama ilk şutu. Perin sen ne yapıyorsun? Perin sen ne yapıyorsun? Bir dakika arkadaşlar, Perin'in yaptığına bakalım. Bak 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 neler yapıyor. Allah'ım çıldırtacaksın mı beni sen? Ronaldo basket için gitti, verdi. Ronaldo, Cristiano Ronaldo tek başına ilerliyor. 2'ye 1 yakaladık. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Orada kastı arkadaşlar, fark ettiniz mi? Adam yaklaşık 70 metre topu sürdü. Gol atabileceğimiz pozisyonda maalesef kasmaya heba gittik. Baselli. Ansaldi. Dybala. Dybala diyelim. Bazıları çok kızıyor. Abi Dybala diye falan ama. Bremer. Ya Torino'ya karşı ilk golümüzü hemen atabilirdik de anlamadım. Bir şekilde pozisyonu kaçırdık. Aslında orada kastı ya. Vuruş anında kastı bilmiyorum ama. Luca Digne. Ronaldo. Yani verkaca girmesi için tuş yönünü de ona göre ayarladık ama açıkçası istediğimizi elde edememek.
Şimdi Şikriner. Arthur. Cristiano Ronaldo kalecisi Sirigu. Arthur. Luca Digne. Cristiano Ronaldo Izzo. Hata yapar. Çok güzel şekilde gönderdik ki Arthur'a gelmedi. Enkulu. Baselli. Arkadaşlar şunu belirteyim bu arada. Videoda olmadığım zamanlar şu tarz takımlara 4-5 atıyorum. Çok ilginçtir. Gerçekten bunu çok yaşadım. Fakat videoda olduğum zaman nedense orta seviyedeki takımlara karşı ya 1-0 ya 2-0. Yani videodayken 1-0, 2-0 bitiyor. Bu da çok ilginç. Nedenini bilmiyorum ama. Şimdi Dybala. Çok güzel kesti. Cristiano Ronaldo. Uçan kafa. Yeni yıla Ronaldo ile girdik. Cristiano Ronaldo çok güzel attı bu arada. Gerçekten çok çok güzel attı. Çok güzel kaçırdı ve gene astı. Arkadaşlar Ronaldo bunu çok yapıyor ya. Havada adam bildiğin asılı kalıyor. İşte Dybala ortaladı. Ve Ronaldo. Havada adam asılı kalıyor. Lincoln. Arthur. Mükemmel pas. Matri. Matri'nin gücü bu arada çok zayıflamış. Dybala arkadaşlar çeksem var ya. Oradan çok güzel bir false golü atacağım ama çekemedim. Bu arada Matri çok çok düştü ya. Matri'nin gücü çok çok düştü. Yani oynayacak durumda bile değil şu an. Ah Ronaldo'ya gelse. Arthur. Ayna. Hata yaparsın. Çok güzel. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo çektik ama golü bulamadık. Buradan gol gelir mi? Gelir. Gelir dedik ama gene bulamadık. İlk yarı 1-0. İyi oynadık mı? Çok iyi oynamadık. Bunu da belirtelim yani. Biraz da dürüst olmak gerekir. Arthur. Matri. Matri çok yorulmuş ya. Şikrin ağır pasını aktardı Arthur. Arthur'dan Ronaldo'ya. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Orada kaleyi tutturabilsek skor 2-0'a gelecek ama iyi geçti. İyi çalımladı. Fakat istediğimiz golü bulamadık. Çok güzel geçti gerçekten. Ama topun şiddetini açıkçası biraz ayarlayamadık. Ama sıkıntı değil. Onunla bir gol daha bulabileceğimi açıkçası düşünüyorum. Izzo. Matri. Matri top Ronaldo'ya gelir mi? Geldi. Çok güzel. Şimdi Cristiano Ronaldo. Baselli. Ronaldo. Şimdi soluyla deneyecek. Cristiano Ronaldo kaleci. Yani sol ayağı da çok iyi olduğu için zayıf ayak kullanımı 4 ya da 3 olması lazım. O yüzden onu da o şekilde kullandığımı ifade edeyim. Şimdi buradan bir gol gelir mi? Dybala. Ndombele. Arkadaşlar bazen bu tuşun hassasiyetinde sıkıntı yaşıyorum ya. Bilmiyorum niye ama. Ronaldo. Ronaldo gene üstten dışarıda. Çok şut denedim seninle ama sadece bir gol atabildim. O da yandan gelen bir kafa topuyla. Muhtemelen herhangi bir forvet olsaydı onu atabilirdi. Bu Torino'nun kalede yani kalede dedim savunmadan başlama hastalığı mı var ne var? Bremer. Matri zaten bitmiş arkadaşlar. Matri'nin pres yapacak hali kalmadı. Ndombele. Ansaldi. Matri çok güzel verdi. Gagliardini. Tekte bıraktı. Ronaldo skor 2-0. Cristiano Ronaldo. Yani tekte bıraktık.
Matri atağa başlattı. Gagliardini tekte bıraktı. Cristiano Ronaldo ayak içi skor 2-0. Tam penaltı noktasına yakın yerden skoru 2-0'a getirmeyi başardık. Matri çok düştü ya. Matri değiştirmek de istemiyorum ama. Çünkü arkadaşlar sözleşme yenilemesi vesaire vesaire bu tarz maçlarda da kullanmak istemiyorum. Hatta bu tarz maçlara biraz daha kötü kadroyla çıkacaksın. Bu turnuva kadrom. Turnuva kadromda İtalyanlar da vardı ama hepsinin sözleşmesi bitti. O yüzden hiç de uğraşmayı düşünmüyor. Şimdi Cristiano Ronaldo. Matri'ye gönderdik de Matri'nin yürüyecek hali yok abi. Matri o topu nasıl kullansın? Şimdi top Ronaldo'ya gelir mi? Ayna. Endombele. Baselli. Faili Endombele mi yaptı? Baselli yapmış olabilir. Çünkü benim oyuncular rakip sahasına doğru yöneldiği için muhtemelen o yapmıştır. Luka Dean. Bakın oyuncularım hemen top almak için açığa çıkıyor. Offside. Offside. Offside'den kurtaramadı kendisini. Atarken anlamış idim ya. Bu sahadaki oyuncu belki bozar dedim ama. İstediğimi elde edemedim. Matri. Bakın abi Matri'ye bakın gücü kalmamış. Matri çok kötü durumda. Endombele çok kötü durumda. Gagliardini. Ferrari. Bakın Ferrari hiç kullanmadığımız için adamdaki güç mükemmel gerçekten. Dybala. Dybala. Ortası. Ronaldo gene sıçradı. Golü bulamadık. Arthur. Dybala gerçekten çok güzel kesti ama golü bulamadık. Rincon. Endombele. O da yorulan oyuncuların başına geliyor. Arthur. Çok güzel bıraktı. Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo. Abi niye bu son topları kötü kullanıyor ki? Bitiriciliği 98 ya da Ronaldo'nun da 99 ama çok kötü kullanıyor. Köşeyi de çok kötü seçmiyorum aslında ama istediğim gibi de açıkçası kullanamıyorum. Tahmin ettiğim gibi arkadaşlar dedim ya 2-0 ya 3-0 gibi skorla biter ve gerçekten tahminlerimde de açıkçası yanılmadım. Skor o civarlarda dönüp dolaşacak verdi. Matri'nin yürüyecek hali yok. 90+3. Endombele. Arthur. Falke. Ronaldo kurtarmaya çalışıyor. Belki bir gol atarım diye. Cristiano Ronaldo. 2-0'lık skor. Bize yetti mi? Şimdi Dybala offside'deymiş. Offside olmasa oradan bir plase deneyecektik ama offside'deymiş arkadaşlar. Mücadele de bitmek üzere. 2-0 galibiyet bizim için yeterli oldu mu olmadı. Biraz daha fazla atabilirdik ama nedense dediğim gibi bu tarz videolara başladığımız zaman skorum genelde 2-0 oluyor. Çok da uğraşmak istemiyorum açıkçası. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Sevgili